bugüne kadar pek çok hırsızlık vakasıyla karşılaştık ama doğrusu şimdi ekrana gelecek olanına pek rastlamadık. Ya daha hiç görmedik böyle bir şey. Ankara'da köprü, Ankara'da köprü çalındı. Bu olay aydınlatıldı. Duyanlar kulaklarına inanamadı. Ankara Beypazarında bu kadarına da pes dedirtecek bir hırsızlık olayı yaşandı. 500 metre uzunluğundaki köprüyü söküp çaldılar. 1936 yılında Kirmir çayı üzerine inşa edilen köprü 1978 yılında meydana gelen selde hasar gördü. Köprü 44 yıldır atıl durumdaydı. Hurdacılık yapan bir kişi atıl durumdaki gömleksiz köprüsünün demirlerini sökmek için CİMER'e başvurdu. Olumsuz yanıt aldı ama o vazgeçmedi. İş makineleri ve kamyonları kiraladı. Tonlarca ağırlıktaki köprüyü parçalara böldü. İş makinaları köprüde 4 gün boyunca çalışma yaptı. O kadar ileri gittiler ki köprünün beton ayakları da parçalandı. Toplamda 70 ton demir köprüden çalınmış oldu. Köprü kullanılmadığı için çalındığını kimse fark etmedi. Çalınan hurda demirler 500 bin liraya satıldı. İş makinaları günlerce demirleri sökmek için çalışma yaptı ancak kimse şüphelenmedi. Herkes köprünün devlet tarafından yıkıldığını düşündü. Bu nedenle de kimse şikayetçi olmadı. Jandarma köprünün yerinde olmadığını fark etti. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne sordu. Resmi bir çalışma olmadığı söylenince hırsızlık olayı da gün yüzüne çıktı. İş makinelerinin çalıştığını gördük. Eski kullanılmayan bir köprünün. Burayı herhalde ihaleyle aldılar, yıkıyorlar ve değerlendirecekler diye düşündük. Daha sonra öğrendik ki köprü çalınmış. Ekipler harekete geçti. Çevre sakinlerinin bilgisine başvuruldu. Saatlerce güvenlik kameraları kaydı izlendi. Demirlerin yüklendiği kamyonların plakası belirlendi. Yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada hurdacılık yapan kişinin iş makinelerini kiralayıp sökülen demirleri çaldığı belirlendi. Gözaltına alınan hurdacı adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemeci tutuklandı. Köprüden geriye ise molozlar kaldı.